İyi olacaksın dostum, korkma tamam mı? Bak şimdi hastaneye gidiyoruz. Abin de Fatih'le beraber arkadaki arabada geliyor, merak etme. Evet. Morfin veriyorum hocam. Yok, morfin ağır gelir. Sen 200 miligram parasetamol ver. Tamam. Sen kuyudan yukarı çıkarken ne kadar karizmatiktin öyle ya? He? Kuyuda biraz kalınca kafam dağıldı tabii. Düşerken kafayı çarptıysan o yüzden de gitmiş olabilir. Yok hocam, çarpmadım. Neyse, hastaneye gidince bakarız. Hayır hocam, gerek yok öyle bir şeye. Ben çarpmadım, kesin hatırlıyorum. Nasıl hatırlıyorsun ya? Düşerken şuurun kapalıydı. Nereden biliyorsun çarpmadığını? Bir şey olsa anlarım hocam. Kafamı vurmuş olsam anlarım ya. Öyle mi doktor? Tam da çok bilmiş bir doktora yakışır tavır işte. Nesi var? Derin bir kuyuya düşmüş. Çift taraflı boyun fasetlerinde kilitlenme. Arkadaşlar zamanla yarışıyoruz. Bir küçük hastamız hemen acil müşahede odasına alın. Tamam mı? Hadi. Hadi. Sen iyi misin? İyiyim, iyiyim hocam. Kuyuya inerken bileğimi burktum o kadar. Biraz muz yeterli olur. Senin bileğin burkulmadı. Sen gazdan zehirlendin. Nasıl yani? Alp, sen zehirlendin mi? Sıvı verin, kan gazlarını ölçün. Yağız'ın da aynı testlere ihtiyacı var. Alp'le ilgilensen iyi olur. Hayır hocam, gerek yok. Siz hiç zahmet etmeyin hocam. Biz Samo'yla hallederiz bunu. Değil mi Samo? Hayır canım, olur mu öyle şey? Eylül hocam baksın bir. Samo? Ya Samo ne Samo? Hazır tam ipek yokken hastalığıyla bir vakaya gireceğim, hemen engelle. Hiç kaçırma yani. Benim Asaf Hoca'ya yetişmem lazım. Oyalama beni. Yürü. Hadi. Servikal sübluksasyondan mı şüpheleniyorsunuz hocam? Evet. O ne demek hocam? Omurgasını düzeltmemiz gerekiyor demek. Samet. Efendim? Hemen uyuşturucu kremi hazırla. Peki hocam. Siz de bana eldiven verin. Gartner West tutucuları ve 2 kiloluk ağırlıkları istiyorum. Boynunu yerine oturtacağız. Peki hocam. Sakin, sakin. Hiç acımayacağım. Doktor abi, bir kere hastanede uyumuştum. Yine mi uyuyacağım? Dostum, üzgünüm ama bu sefer uyanık kalman gerekiyor. Ama hiç merak etme Yağız'cığım. Uyuşturacağımız için canın hiç yanmayacak. Değil mi hocam? Evet. Babam burada mı? Babamı istiyorum. Bak şimdi. Merak etme, baban gelecek. Hem belki de gelmiştir, dışarıda seni bekliyordur. Nereden biliyorsun? Buradan eve koşarak gidebilecek miyim? Şimdi Yağız koşmak istediğini biliyorum. Ama şimdilik koşmasan daha iyi. Tamam mı? İyi olacaksın. Güven bana. Sana kantinden bir şeyler alalım mı? Yok, istemem. Karnım tok. Ama bak, bizim kantinde her şey var. Çikolata var, şeker var. İstersen dondurma da alırım ha. Kimseye söylemeyiz. Aramızda kalır. İstemem. Tamam.
Sen söyle o zaman, ne istersin? Babamı. Tamam, aradılar. Baban gelecek, merak etme. Baba. Baba, gerçekten hiçbir şey yapamadım. Aniden düştü. Oğlum, senin suçun yok. Merak etme, biliyorum ben. Hocam, oğlum nasıl, Yağız? Kuyudan çıktığında bilinci açıktı. Hocamız içeride ilgileniyor. Baba, benim dişim geldi. Koş, tuvaletleri orada bak, koş. Hocam, oğlum iyi olacak mı? Kısa zamanda daha net bir bilgi alabileceksiniz. Yağız, şimdi biz ağırlıkları takınca sen boynuna biraz baskı hissedeceksin. Ama korkulacak hiçbir şey yok, merak etme, tamam mı? Geçecek. Tamam. Yavaş yavaş takacağız. Peki hocam. Hocam, 5 kiloyla başlayalım mı? Olur. Merak etme. Doktor abi, ayaklarımı hissetmiyorum. Tamam. Samet tut. Parmaktan oynatabiliyor musun Yağız? Yapamıyorum. Boş ver, yavaş. Hemen omuzlardan destek yapın. Çok hızlı hareket edeceğiz. Peki. Tamam mı? 3 dediğimde çok dikkatli olacağız. Peki hocam. Yağız, korkulacak bir şey yok, merak etme. Tamam mı? Çok dikkatli. 1, 2, 3. Ah! Nasılsın, iyi mi, hissediyor musun kendini? Daha iyiyim. Ben hızlıdan boynumu hareket ettiremiyorum. Ayaklarını hissedebiliyor musun Yağız'cığım? Orada olduklarını biliyorum ama eskisi gibi değil. Samet. Peki hocam. Şimdi oynatabiliyor musun? Hayır. Hocam, çok mu geç kaldık? Karar vermek için henüz erken. Umarım tüm bunlar umurilik ödeminden kaynaklanıyordur. Şişlik indiğinde işlevini geri kazanır. Ama şimdi beklemekten başka çaremiz yok. Efendim Eylül? Tamam, hemen geliyorum. Siz de. Peki hocam. Yağız. Birazdan geleceğim, tamam mı? Merak etme, her şey iyi olacak. Tamam. Açer Hanım, Yağız'ın kayıt işlemlerine başlayabilirsiniz. Hemen. Ali Asaf Hocam. Hocam. Ne oldu? Yağız'ın tansiyonu çok düştü. Acil bakmanız gerekiyor. Hepsi geçecek, tamam mı? Merak etme sen. Hocam, tansiyon da nabız da bir anda düştü. Tamam. Hadi siz Yiğit'le dışarı çık. Hadi Yiğit. Gel Yiğit, şimdi dışarıda bekleyin. Omurilik yaralanmasından dolayı nörojenik şoka giriyor. Hı. Samet, şu yastıkları al. Peki hocam. Yatak başını indirip bacaklarını yukarı kaldıracağız. Ayaklarının altına koyacağız yastığı, tamam mı? Tamam. Dikkatlice.
pozisyonunu yükseltmemiz lazım. Sonra da hafif Trendelenburg yapacağız. Peki hocam. Bak bu içerideki abi var ya, her gün böyle kaç tane hasta kurtarıyor biliyor musun? 10 tane mi? Daha çok. 11 tane. Hayır, yüzlerce, hatta bazen binlerce. O yüzden kurtaracak kardeşini, tamam mı? Merak etme sen. Oğlum, niye dışarıdasın sen? Bir şey mi oldu yoksa kardeşine? Ya baba, biz taş kağıt makas oynarken bir anda gözleri kapandı. Yağız, bir dakika hocam, giremezsiniz. Dur, dur, dur. Oğlum, Yağız, oğlum. Beyefendi. Oğlum. Tamam, tamam. Beyefendi, beyefendi. Hocam ne oldu oğlum? Nesi var oğlum? Sakin olun lütfen, sakin olun. Bakın, oğlunuzun ömrü lisanımızdan daha fazla zarar görmüş. Ne olacak? Yağız için ne gerekiyorsa yapacağız, merak etmeyin. Ben ve ekibim elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Söz veriyorum size. Tamam mı? Samet, santral venöz kateter takın, dopamin infüzyonuna başlayın. Burnundaki nazal kanülüyle çıkarın, oksijen maskesiyle değiştirin, tamam? Tamam hocam. Beyefendi, beyefendi isterseniz biz dışarıda Yiğit'le bekleyelim ha. Buyurun, buyurun, buyurun. Önceden aradığımda çat diye açıyordunuz ama. Merak etme. Ali Asam Hoca çok iyi bir doktor. Kardeşini hemen iyileştirecek. Alo. İdris abi. Merak etme. İyi abi ben Adnan, merhaba. Adnan, Adnan abi. Abi çocuklar. İkisi de çok hasta be abi. Benim çok acil paraya ihtiyacım var be abi. Evet abi. Hemen veririm abi. Tamam. Sen merak etme abicim. Ben veririm. Sağ ol abi.